Türkmeneli Televizyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki töreni görüntüledi. Türkmeneli Televizyonu'na konuşan vatandaşlar 15 Temmuz'da darbe teröristlere karşı durduklarını belirttiler. Vatandaşlar ayrıca darbecilerin idam edilmelerini de istediler. Ankara'dayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeyim. Bugün Türkiye ayaktadı. Bugün Ankara ayaktadı. Meydanlar dolup taşır. Üstünden bir yıl öttü. Ancak Türkiye o günü, o kanlı geceni unutmadı. Ve o tarihi, o yaddaşı bir daha hatırlamak ve bütün dünyaya çatırmak için öyle milyonlar ay yıldızlı Türk bayraklarıyla meydanlara akın edip ve gördüğünüz gibi bir olup bir yılmaya çalıştılar. 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde anma törenleri düzenlendi. Türkmeneli Televizyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki töreni görüntüledi. Gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Çocuk, ihtiyar, genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya üzgün mü bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tek bir koştu ileri. Anma töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey yetkililer ve milletvekilleri de hazır bulundu. FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde şehit olanların adları tek tek okundu. Ali Kaçlı, Ali Mehmet Vuren, Abbasan Yazıcı, Aytekin Kuru, Barış Efe, Bahtal Eygün, Batuhan Ergin. Türkmeneli Televizyonu'na konuşan vatandaşlar 15 Temmuz'da darbeci teröristlere karşı durduklarını belirttiler. 15 Temmuz bizim millet için bir milattır. 15 Temmuz sadece vatanı işgal girişimi değildir. 15 Temmuz aynı zamanda bu milletin imanına, kalbine, ruhuna bir saldırıdır. 15 Temmuz'da bu millet bu tehlikeyi bertaraf edip büyük bir başarı elde etti. Biz de hep birlikte bir yıl sonra, bir yıl ardından tekrar burada hep birlikte buluştuk. Türk milleti hiçbir zaman diz çökmedi, boyun eğmedi, hizaya getirilmedi. Herkes haddini ve yerini bilsin, konumunu bilsin. Allah, Rabbim bundan sonra bize böyle bir kötü gün yaşatmasın. Rabbim Türk ırkını korusun. İnşallah reisimize gelecek, çok güzel açıklamalar yapacak. Kendisini bekliyoruz sabırsızlıkla. Geçen yıl 15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacaklarını kaydeden vatandaşlar o gün tanklara ve uçaklara karşı durduklarını da söyledi. Bugün o gündür. O günü unutmayacağız, unutturmayacağız. O acı tabloyu bir daha yaşamamak için birlik ve beraberlik içinde olacağız inşallah. Allah o günleri bu millete tekrar yaşatmasın. Bak, 15 Temmuz gecesi kaç kilometre ötelerden taburaya geldik, fark etmez. Taburalar, tanerelerden buralara geldik. Mermilerin, helikopterlerin, F-16'ların altından gezdik. Yani ben şu gün şunu söylemek istiyorum. Reisimiz Allah uzun ömür versin. Ömrümün belki ömrümün baharındayım. Ben bugün Yaradan'a dua ediyorum. Ömrümün en güzel geçen yıllarını Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgasının ortasına denk getirdiği için ne kadar şükretsem azdır yani. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatanı bölmeye çalışanlar boşa uğraşıyor, bölemezler. Hepimiz aynı kanız, hepimiz aynı diniz, hepimiz aynı ırkız. Kimse bölemez, biz Türk'üz. Vatandaşlar ayrıca darbecilerin idam edilmelerini de istedi. Demokrasime sahip çıkmaya geldim. Cumhurbaşkanıma sahip çıkmaya geldim. Şehitlerime sahip çıkmaya geldim. Nöbetteyiz. Hainlere geçit yok. İdam istiyor. İdam. İdam istiyor. Sonuna kadar da idam istiyor. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O ne derse biz ona uyarız. Öl dese öleriz. O kadar yani. Şehitlerimiz için İdam istiyoruz. Şehitlerimizin ruhu için, huzur için. Memleketimizde hain istemiyoruz.
tek çelmek idam istiyoruz abi. Bunları asacağız bunları. Bunları takım elbiseler. İdam gelsin idam. İdam istiyoruz abi. Beni Türkiye için bari hepsini affetmedin. Teker teker. Abi bu vatan hainlerine var ya aynı Amerika gibi yapacaksın. Tek tip elbise giydireceksin. Kollarına bacaklarına zincir vurarak çıkaracaksın bunları. Bir daha demokrasi darbeymiş aşkın millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet.